Günaydınlar, günaydınlar. Günaydın deme dilim varmıyor çünkü uzun bir zamanda uyku düzenim inanılmaz bozuldu. 8.30-9'da ancak kalkabiliyordum ve şu an bugün yani saat 6'da kalktım. Neden 6'da kalktım dersim saat 9'da. Yetişemediğimden falan değil. Şöyle ki hala daha yeni eve yerleşmedik. Yerleşmediğimiz için de benim şu an Gebze'den İstanbul'a okula gitmem gerekiyor ve sabah trafiği. Arkadaşlar sabah trafiği. O yüzden erken kalktım. Şimdi hazırlanacağım. Bir şeyler hazırlayacağım ve çıkacağım evden. Yani 7.30 olmadan çıkmam lazım. Önce benzin alıp okula geçeceğim. Dersim de 9'da başlıyor ama benim 9'dan önce orada olmam lazım. Çünkü okulda park yeri bulmam lazım. Ki okulda park yeri bulmak çok zormuş artık. Tabii ben kaç senedir okula yürüyerek gittiğim için, orada evim olduğu için şu an bilmiyorum yani ve riske de atmak istemiyorum. Şaka bir yana, gerçekten şaka bir yana. Üniversitenin son kez ilk gününü yaşıyorum. Bu sene son senem. 4. sınıf öğrencisi oluyorum ve bu sene sonunda mezun olacağım eğer bir aksilik çıkmazsa. O yüzden çok garip geliyor. Nasıl geçtiğini bilmiyorum bu 4 senenin. Zaten pandemi 2 senesini aldı götürdü ve bilmiyorum, şaka gibi geliyor. Resmen ben şu an mezun olacağım ve iş hayatına aslında atılacağım yani. Tabii ki de eğer yüksek lisans falan yapmazsam. Ama hala daha bana çok garip geliyor. Kendimi böyle hiç 22'lerde falan görmüyorum. Hani sanki hala daha içinde büyüyememiş bir çocuk varmış gibi. Pandeminin inanılmaz bir etkisi var. Ama evet, bugün üniversitenin ilk gününü son kez yaşıyorum. Evet, yine sivilcelendim. Stresli olduğum her dönem çıkartıyorum. Ve benim sivilcelerim böyle normal sivilce gibi çıkmıyor. Direkt yara gibi çıkıyor ve gerçekten içinden kan falan çıkıyor yani. Tabii ki de oynadığım için de olabilir ama normal sivilce gibi çıkmıyorlar. Belki de benim hatamdır. Bakımını iyi yapamıyorumdur, bilmiyorum. Bu sene sadece Perşembe ve Cuma günleri dersim olacak. Onun haricinde Pazartesi, Salı, Çarşamba günleri hep stajda olacağım ve dönem boyunca toplam 4 veya 5 yerde staj yapacağım. Bu dönüşümlü olarak bizim yerlerimiz belirlenecek demek oluyor. Yani 3 haftada bir staja gittiğim yer değişecek ve ben yeni bir düzene alışmak zorunda kalacağım demek oluyor. Çok severim biliyorsunuz düzenimin sürekli değişmesini. O yüzden bu durum beni çok mutlu etmese de yapacak bir şey yok. Son senem ve katlanacağız. Babam kaç senedir söylüyor Başak ev tutmayalım, Gebze'den git gel yap diye. Babacım, eğer öyle yapsaydım her gün 6'da kalkmak zorunda kalacaktım ve benim bünyem bunu gerçekten kaldırmazdı. Ki hazırlığa giderken her sabah 6'da kalkıyordum, servisle gidiyordum. Hatta 5.40'da kalkıyordum ve servis tam kapımın önünden olmadığı için babam saat her gün 6 çeyrekte falan kalkıp beni servise bırakıyordu. İki işlemliydi yani benim okula gitmem. O yüzden hem bana hem babama işkenceydi. Bir de şöyle bir şey var. Yani İstanbul'dan dönerken öyle mi sabahları bilmiyorum ama Gebze tarafından İstanbul'a giderken sabah iş saatinde inanılmaz bir trafik oluyor. Çünkü çoğu insan İstanbul çalıştığı için Gebze'den sonra işte Pendik, Tuzla, Kartal, bu bütün İstanbul'a bağlanan şehirler başladığı için herkes İstanbul'a akın ediyor ve trafik felç oluyor. Çoğu kişi de karşıya gitmeye çalışıyor. O yüzden bu sabah ben tam trafik saatinden önce çıkmak istiyorum. 7 çeyrek gibi. Saat şu an kaç ama göremiyorum ki.
Saat şu an 6:37. Benim makyajım bitecek, saçımı düzleştireceğim. Sonra smoothie yapacağım ve smoothie'mi yanıma alıp evden çıkacağım. Çünkü artık sabahları kahvaltı yapmamaya inanılmaz alıştım. Öğlen yapıyorum ara koç gibi. O yüzden şu an kahvaltımı yanıma alıp gitmem hem zamandan tasarruf hem de düzenimi bozmamış olacağım. Şimdi okuldayım. İlk derse gidiyorum. Şaka maka ilk okul gününü sonlandırdım arkadaşlar. Saat şu an kaç biliyor musunuz? Bakın saat şu an 12:54. İlk dersimiz 9'da başlıyordu. Hoca tam olarak 11:08'e kadar, yani diğer dersimiz başlamış olmasına rağmen bizi bırakmadı. Ve sonraki derste zar zor yetiştik. O dersteki hocamız da bayağı ayrıntılı ve yoğun işledi. Şimdi sonunda bitti. Caddeye gidiyorum. Benimle birlikte Tutku da gelecek tabii ki de. O da şu an caddeye gidiyordur muhtemelen. Ben birazcık sizinle konuşurken vakit kaybetmiş olabilirim. İnşallah buradan çıkabilirim. Arkamdaki nasıl bir araba park ediş şeyisi var? Tamam, sanmıştım. Neyse, caddeye gidince sizinle orada muhabbet etmeye devam ederiz. Beni öldürdünüz mü?
donum var. Şu an nerede olduğumuzu söylememe gerek yok çünkü arkamızda yazıyor. Muhtemelen burada okuyabiliyorsunuz. Başak telefonla konuşuyor gördüğünüz üzere. Ben de kahvemi yudumluyorum. Birazdan Berra'nın yanına doğru. Kimse giderim ben. Atmadım, geçmeye başlayacağız. Başak biraz duygusal bir konuşma yaptı benimle ve dedi ki bu son okulun ilk günü heyecanımız dedi. Bu sabah aynı konuşmayı kendime yaptım ben. Son okulun ilk günü heyecanımız, bir daha bu heyecanı yaşamayacağız dedi. Doğru yani, eğer yüksek lisans yapsak bile öyle bir okul heyecanı, telaşı olacağını pek sanmıyorum. O yüzden son heyecanımızı, açıkçası çok da heyecanlanmadım. Geçebilir misin diye girdim. Başak'ın evet 9'da dersi vardı ve 2 saat aralıksız hocaları ders işledi. Bırakmadı. Dersten bırakmadı. O yüzden hiç güzel geçmedi. Diğer hoca da erken bırakacağım. Toplayacağım. Evet, dersi 1,5 saat. Zaten tuttum. 2 saat ders, 1,5 saat tuttum. Sağ ol. Tamam. Öyle. Neyse, dersimiz bitti. Staj evraklarımızı teslim ettik. Durum dönene hazır değil. Aynen. Hayırlısıyla kısmetse pazar... Yılbaşı arkadaş stajyer olarak görebilirsiniz tekrardan. Yazın da biliyorsunuz stajyerdik. Bizim stajyerliğimiz... Çok mutlu olduğum dönemlerdi biliyorsun. Bizim çilemiz bitmez dostum. Allah! Öyle işte yani. Burada ayrılacağız filan. Artık İstanbul'da yaşamıyor çünkü kendisi. İstanbul'da yaşıyorum. Hayır, Silivri İstanbul değil. Silivri İstanbul'dur. Bunun tartışması hayır. Yorumlara hayır, saklıyorum. Silivri İstanbul değildir. Silivri Allah'ın mutlu bir yerde, dağın tepesinde. Gezde de aynı şekilde. Gezde de Kocaeli'de de şeyde, İstanbul'da. İşte değil, anladın mı? Silivri ama de böyle bir yer. Ama Kocaeli'de bağlı. İkimiz iki uçlarda. Evet. Neyse kalkayım. Eve geldim. Tutku ile inanılmaz güzel vakit geçirdik, sohbet ettik, dedikodu yaptık. Yaklaşık 2,5 aydır biriken bütün sıkıntılarımızı, mutluluklarımızı, dertlerimizi, tasalarımızı hepsini anlattık ve enerjimizi döktü. Sonra birazcık gezdik, o esnada Berra geldi. Berra'nın caddede işi vardı. Daha sonra Tutku'nun fotoğrafını çektim ben. Kendime smoothie aldım çünkü çok acıkmıştım ve bugün full sıvı beslenmem gerekiyor. O yüzden full sıvı besleniyorum. Diyet falan değil, yarın endoskopi olacağım. O yüzden doktor endoskopiden önceki gün sıvı beslenmemi istedi. O yüzden sabah smoothie yaptım, öğlen smoothie içtim. Akşamda yoğurt ve çorba yemeyi düşünüyorum. Umarım yeterli olur. Bence az beslenmedim aslında çünkü sabahı yaptım. Smoothie'nin içerisinde protein tozu da vardı, yarısı da vardı, yulaf da vardı, chia vardı, süt vardı, meyve vardı, ıspanak vardı. Aslında tek smoothie'de protein, karbonhidrat ve lifi almış oldum. O yüzden sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Akşama çorbaya da dengelerim zaten. Şimdi eve geldim. Yorgundum. Aşırı yorgundum ama eve geldikten sonra enerjim birden tavan yaptı ve şu an koşu yapmaya karar verdim. Zaten bugün spor yapacaktım ama akşam yemeğinden sonra falan yaparım diye düşünüyordum. Void'den aldığım smoothie beni bayağı bir tuttu şu an. O yüzden dedim ki hazır şu an enerjim var. Acıkmadım da koşumu yapayım. Daha sonra yemeğimi yerim ve akşam içinde kitap okuyup birkaç işimi halledip video etlemeyi falan düşünüyorum. Ama genel olarak bakacaksak ilk okul günüm gerçekten zorlu geçti. Bu senem, bu dönemim, bu senemin hepsi zor geçecek. Tez yazacağım. Tez yazmamın haricinde haftanın 3 günü staja gideceğim. Haftanın 3 günü staja gitmemin haricinde haftanın 2 günü de okula gideceğim ve aynı zamanda sınavlarıma gireceğim ve stajdaki görevlerimi yapacağım ve stajyerimin rotasyonumun neresi olduğu belli değil. Ben Ataşehir'de yaşıyorum. Yani yeni evim orada olacak ve bana çıkan yer uzak bir yer olursa sabahları gerçekten bir işkence olacak ve bunu istemiyorum. Allah'ım lütfen lütfen stajyeri gerçekten bana yakın bir yer çıksın ve rahat rahat git gel yapayım istiyorum. Öyle. İnanılmaz sivilcelerim. Şuradaki sivilceyi görüyor musunuz? Yani gerçekten burası bir kendine bir alan inşa etti. Ama benim şöyle bir şeyim var. Her sene okul başlarken okulun ilk günü inanılmaz sivilcem çıkar. Yeni okula başlayanlar gibi sürekli her okul günü, her ilk okul günü heyecanlanıyorum. Neden ben de bilmiyorum. Neyse üstüm başımı değiştirip spora geçelim. Verimli okul günü nasıl olur gibi oldu arkadaşlar. 6'dan beri ayaktayım ve bu enerji hala tükenmiyor. Akşam göreceğiz. Akşam kesin pestil bir şekilde yatıyor olacağım. Bir okul gününde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aşırı uykum geldi. Saat 12'ye yaklaşıyor ve uyumak için kaçıyorum. Bu dönemin ilk okul vlog'uydu ama son olmayacak. Artık haftalarım stajlarla, tez yazmakla ve derslere koştur koştur gitmekle geçecek. Ve bunların hepsinde sizle benimle birlikte olacaksınız.